Hoş geldiniz arkadaşlar Ev İşlerim kanalıma. Evet, sizlere bugün görmekte olduğunuz gibi bayram şekeri arkadaşlar. Çoklu mekikte 6 ip ile yaptım. Tek mekikle yapılıyor ama 6 ipi kullanarak bu şekilde kaydırmalı mekikteki kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Çok şık, harika bir görünümü var arkadaşlar. Evet, bu modelimizi nerede kullanabiliriz? İn oyalarında çok harika güzel durur. Mekik oyası sıra dağlarında birleştirebiliriz. Tığ oyalarımızla da birleştirebiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Çift mekik yapan arkadaşlarımız da yapabilecek. Bundan sonra bayram şekerini arkadaşlar. Ben ipimi doladım ve kesmedim. Alt ipini de aynı kullanacağım için. Burada hemen ipimi bu şekilde tutuyorum ve alttan getirdim. Hareket eden kısım altta olması gerekiyor. Birleştirdim burada ipimi ve ikisini beraber alıyorum. Evet. Tekrar üstten aldım. Buraya bir çift mekik attım. Alt ve üst. Açık ve kapalı. Sonra parmağımı arasına alıyorum arkadaşlar. Tekrar bu şekilde. Sonra üstten giriyorum. Kapalı mekik. Evet. Açık mekik. Kapalı mekik. Evet. Açık mekik. Bu şekilde. Buraya 4 tane ilmek verdim. Sonra buraya hemen kirpik yapmaya başlıyorum. Evet. Evet, bu şekilde kirpiklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 7 tane kirpik yaptım. 2 tane de ilmek attım. Daha sonra parmağımı buradan alıyorum. Alt ipimi asılıyorum. Evet. Bu şekilde alt ipimi asıldım. Daha sonra buraya bir çift mekik ilmeği ters yön mekik ilmeği atıyoruz arkadaşlar. Burada 2 milim kadar ara veriyorum. Buraya bir çift bu şekilde ilmek attım. Daha sonra alt ipimi getiriyorum arkadaşlar. Hareket eden, işleyen taraf altta olsun her zaman. Evet, buraya açık kapalı bir çift mekik ilmeği attım. Parmağımı tekrar araya alıyorum. Buraya 4 tane ilmek attım ve kirpiklerimi yapıyorum. Evet. Buraya 7 tane ilmeğimi attım. Ve alt ipimden hemen asılıyorum. Evet arkadaşlar.
Bir çift ilmek attım ve burayı bu şekilde sabitledim. Daha sonra tekrar 2 milim ara verip buraya alt ipimi birleştiriyorum. Evet. Sonra parmağımı arasına alıyorum. Tekrar 4 tane ilmek atıyoruz. Diğerleri gibi bunu da yapacağım. Kirpik. Ben bunu hızlı bir şekilde bitireyim. Evet arkadaşlar, videolarımı beğenide bulunup paylaşımda yaparsanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa da abone olaraktan benim videolarım onlara anında ulaşacaktır. Yeni videoları kaçırmamış olacaklar o şekilde. Evet. Evet, bu şekilde tamamladım bayram şekerimizi. Evet. Burada tekrar 2 tane ilmek attım ve bitirdim. Pratik bilgi yapmak için sizlere hemen diğer oyaya başlamak için, motifimize başlamak için burada ön hazırlık yapın arkadaşlar. Evet, buraya 3 tane ilmek atarak diğer ki motifin hazırlığını yaptık, başlangıcını. Burada ipimi kesiyorum. Evet. Çakmağımla burayı açılmasın diye hafif yakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki kestiğim yeri de yakacağım. Evet. Buradan hemen diğer ki oyamıza başlamak için hazırlanmış olacak düğümümüz. Buradan bu şekilde düğüm atarak diğeriyle de birleştirerek modelimize devam edebiliriz arkadaşlar. Evet, ben sizlere şimdi bu güzel motifimizi yemenide de nasıl duracak in oyasıyla birleştirmek istiyorum. Bu araları da bu şekilde açarsak açtığımız gibi yuvarlak kalır. Daha iyi gösterebilmek için şöyle. Ben bu şekilde eklemesini yaptım. Sizlere de göstermek istiyorum nasıl eklediğimi. Ara dağlarımızı yapıyoruz. Hemen size de ekranda görmeniz açısından eklemek istiyorum. Zürafa ile ilerledim. İki zürafa buraya sıradaki çiçeğimi hemen vermek istiyorum. Mor çiçeğim demiş sıra. Arkadaşlar 1, 2. İkinciye giriyorum burada. Daha sonra çiçeğimin ön yüzü burası. Daha sonra buradaki sonuncu kirpiğe girdim. İpim de üstünde. Buraya bu şekilde montajlıyorum. Evet. Bu tarafını çiçeğimin montajı bu şekilde oldu. Daha sonra zürafa alan üstünde devam etmek için arkaya aldım çiçeğimi. Evet. İkinci zürafama geçiyorum. 3.
Üçüncü zürafama geçiyorum hemen. Evet. Burada arkadaşlar arasına denk gelmesi gerekiyor. Evet. Buraya geri dönüp kirpik yapacağım. Evet. Boyutunu ayarlıyorum. Evet arkadaşlar. Daha sonra sıradaki zürafaya iniyorum hemen. Çiçeğimi yukarıya alıyorum. En kolay şekilde farklı bir sürü yöntemleri de olur ama ben bu yöntemi burada sizlere göstermek istedim. Çok kolay bir yöntem. Karşıdaki bu tarafına yaptığım gibi arkadaşlar. İlk kirpiğe girdim. Burada onu buraya montajladım. Diğer kirpiğe ipimi geçiriyorum. Onu zürafaya almıyorum. Evet. Bu şekilde montajlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Ütülendiğinde kalıp gibi kalıyor. Bu şekilde ben tülbentime devam edip gidiyorum. Burada sizlere hemen damın yapımını da göstermek istiyorum. Zürafa ile ilerliyorum hemen. 3 zürafa ilerledim. Daha sonra geri dönüyorum. Evet. Geri döndüm. Kirpik yaptım buraya. Sıradaki zürafaya iniyorum hemen. Tekrar geri dönüyorum. Daha sonra buraya hemen kirpik yapıyorum. Tekrar. Bu dağımız da hiç zor değil arkadaşlar. Bu da çok kolay. Bir dağ modeli. Evet arkadaşlar. Sıradaki zürafaya. Buradaki kirpikleri kendi istediğiniz kadar büyütmek mümkün. Daha büyük kirpik de yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde dağımızı istediğimiz kadar ilerletiriz arkadaşlar. Aynı işlem. Evet arkadaşlar, 6 Evet. 7 kirpik. 7. kirpiğimi yaptım. 3 6 7 kirpik yaptım. Bu sefer de iniyorum. Ve zürafa ile devam edeceğim.
dağımızı daha kısa da yapabiliriz, daha uzun da yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde montajladık. Dağımızı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bu güzel modelimizi yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıklı günlerde kalın. Hoşça kalın. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle.